Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, bu videoya da başladığımızda hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve Belçika'ya, bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek bugünkü videomuzun da konusu tabii ki kaktüslerle devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü kaktüslerin tam da mevsimi ve bu aralar biliyorsunuz yoğun bir kaktüs ilgisi var. Gerek Instagram canlı satışlarından, gerekse arkadaşlar bu ara kanalı olan bazı arkadaşlar da görüyorum ki benim videolarımdan da esinlenerek kaktüse merak sarmışlar. Bu beni çok çok mutlu ediyor. Bakın akikulatam da arkada. Akikulatamı geçen pazar günü paylaştım ve paylaştıktan sonra da hemen Gülcan'cığım bana mesaj attı. Biliyorum uzun zamandan beri de istiyordu aslında. Fakat hani her zaman da Türkiye'ye gelemediğim için ya da bu türleri çoğaltmak için hem mevsiminin hem de arkadaşlar koşulların ve tabii ki benim de Türkiye'ye gelmiş olmam gerekiyor. Ama bu sene Türkiye'ye gelirken arabaya bir tane köklü akikulat atmıştım. Onu da İzmit'teki balkona dikmiştim ve arkadaşlar diktikten sonra da iki tane yavru vermiş. Gülcancığım da yazınca kıramadım arkadaşlar ve sattım, öyle söyleyeyim. Biliyorum bana birçok kişi özelden mesaj atmış. Nilüfer'cim sattığını bilseydik biz alırdık diye. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben. Çok da mesaj alıyorum bununla ilgili. Nilüfer Hanım satış yapıyor musunuz diye. Şu son zamanlarda özellikle kaktüsçülerden yani kaktüs hobisine gönül vermiş olan sevgili kıymetli dostlardan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar ben mesela ara ara bana mesaj atan sevgili kıymetli arkadaşları kırmamak adına eğer ki elimde de yavrusu varsa gönderiyorum. Tabii ki onlar da bunun karşılığını bana veriyorlar. O nedenle eğer ki tabii elimde varsa tabii yoksa benim de yapabileceğim bir şey yok. Bu arada bugünkü Reels'ımda Mesut'la ilgili bir paylaşım yaptım biliyorsunuz. Mesut'un Çiçekleri, onun da kanalı var. Ve sadece Mesut değil, Mesut'un nezdinde birçok sevgili kıymetli hobici, sukulent hobisi olan arkadaşlar artık kaktüse de bir adım atmış durumdalar. O nedenle kaktüs alıp şu anda benimle birlikte de birçok kişi Nülüfer sen kaktüs alıyorsun diye biz de kaktüs alıyoruz diye alanlar var biliyorum. Arkadaşlar kaktüslerle ilgili bu kış biraz daha videoları arttırarak hem kaktüs hem sukulent eşit bir şekilde gideceğiz. Biliyorsunuz burada Belçika'da kaktüslerimi ben ne yapıyorum? Yan kurluğa alıyorum. Üstlerine arkadaşlar bakın üstlerine bir don örtüsü ve tekrardan polar battaniye örtüp dışarıda bırakıyorum. Yani ben kaktüslerimin sadece çok büyük olanlarını mesela bir tane mavi kaktüsüm var bilirsiniz. Verandamda da hep paylaşıyorum. Onu içeriye alıyorum. Onun gibi mesela eforbiye türlerimi içeriye alıyorum. Bakın akikulatam da burada. Arkadaşlar bu saksıyı aldıktan sonra akikulata daha da büyüdü. Şimdi hep şöyle bir inanç var ya işte küçük saksıda kalsın büyüsün. Arkadaşlar bakın bu kural her zaman için geçerli değildir. Bazı türler için evet okey ama bazı türler küçük saksı sevmezler. Opuntiyalar gibi. Opuntiyalar büyük saksı ister arkadaşlar. Bakın milliler de öyle keza. Şimdi arkadaşlar ekranı biraz şenlendirelim. Bakın bu şenlenecek ekrana hangi güzellikler gelecek? Ekrandan da anlayacağınız gibi şu son 1,5-2 haftadır arkadaşlar buradan almış olduğum güzellikleri ekrana koydum. Şimdi neler aldım? Bunları da size anlatacağım. Fakat öncelikle birçoğunuz isimlerini biliyor olabilirsiniz. Dikim dikim videosu yapacaktım aslında. Her şeyi hazırladım ama şu anda akşamüstü bu videoyu çekiyorum size. Ve hani dikim videosu daha sonra olursa daha iyi olacak diye düşündüm. Çünkü öncelikle neler aldığımı bir inceleyin, analiz edin isterim. Şimdi gelin bakalım yakından bu güzellikler neler ve ben mesela az önce o dev kaktüslerimi büyütürken neler yapıyorum? Mevsimlere göre nasıl konumlandırmalar yapıyorum? Bunların hepsini ya da sulama nasıl yapıyorum? Gübre ile ilgili çok soru soruyorsunuz bana. Bunların hepsini arkadaşlar size bu videoda anlatmak istiyorum. Hadi bakalım yakından inceleyelim.
Şimdi öncelikle duyguya almış olduğum bu kaktüsleri bu yoğurt kovasına diktim arkadaşlar. Ve bu yoğurt kovasının altı da delik. Bilmiyorum görüyor musunuz? Şurada kocaman bir deliği var. Çünkü bunlar sert plastik olduğu için delmek biraz daha zor olabiliyor. Ve biz de burada arkadaşlar elektrikli ocak kullandığımız için sizin gibi hani bıçak ya da şiş kızdırıp hani o delemiyoruz öyle söyleyeyim. Şimdi ben duygucuğumun bu güzelliklerini diktim. İstediği daha da olursa arkadaşlar alırım. Bakın bu feroyu da aldım. Bunlar arkadaşlar Variegata'ya dönecekler. Henüz dönmediler. Bu arada bunu da şöyle güzel bir yere koyacağım. Ve yağmur suyunu da alsın diye. Çünkü bu akşam muhtemelen yağmur yağabilir. Gündüz yağdı çünkü. Bir de yarın da arkadaşlar evde yine hummalı bir çalışma olacak. Çünkü Bulgaristan'dan beklediğimiz malzemeleri getirdiler. Evin yan tarafındaki kurulukta. Onlar da arkadaşlar hani evde baya bir işçi olacağı için size videoyu akşam çekiyorum ki yetişsin. Bakın daha önceki videolarımda size bu güzelliği göstermiştim. Arkadaşlar gittim bir tane daha aldım. Bakın kaktüs aşkı böyle bir şey arkadaşlar. Bakın benim şu anda canlı yayınlardan almış olduğum kaktüsler var. Onları da mesela sizinle paylaşacağım sırası geldiğinde. Ama aldığım kaktüsler arkadaşlar şu anda Türkiye'de de trend olan ve aranan kaktüslerden öyle de diyebilirim size. Şimdi burada tabii ki bahçede çok türüm var. Fakat bir tane de kristat türü aldım. O da evin ön tarafında. Onu da bir dahaki videoda gösteririm. O yapısı olarak arkadaşlar ve formu olarak çok güzel. Böyle bildiğiniz bir yaprak şeklinde büyüyor. Onu o şekilde ifade edebilirim. Ama bu videoda zaten çok türümüz var. Şimdi gelin bakın. Neler aldık? Öncelikle arkadaşlar melek kaktüs aldım bir tane. Melek kaktüslerim vardı benim fakat arkadaşlar melek kaktüs bence miyada olan bir kaktüs. Çünkü hepimiz melek kaktüs mutlaka aldık. Almaya da devam ediyoruz ama her seferinde de kaybediyoruz. Kaybetmenin en büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar melek kaktüs diğer kaktüsler gibi değil. Yani şöyle her kaktüs aynı değil arkadaşlar bakın. Genel bir tanım var ya işte kaktüsü çok sulamayın, işte çok sularsanız ölür. Evet literatürde böyle ama şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bazı türler suyu seviyor. Mesela kobra kaktüs sever, opuntiyalar sever arkadaşlar. Ama işte kaynana topuzları mesela yani ekinopsis türleri. Bunlar hiç suyu sevmez diye bir şey yok. Çünkü hiç sulamazsanız arkadaşlar bu Ekinopsis türleri yani kaynana topuzu dediğimiz türler kuruyor. Nasıl kuruyor onu da söyleyeyim. Güneş lekesine benzeyen, önce buruşmayla başlayan, sonra sararan, sonra da beyaza dönen bir form. Şu kısımlarından arkadaşlar, şu yan duvar kısımlarından bu lekelenmeler oluşuyor. Dipten başlıyor arkadaşlar. Bakın üstten değil dipten başlıyor. Dipten başlıyorsa bilin ki susuzluktandır. Üsttense bilin güneştendir arkadaşlar bu yanıklar. O nedenle sukulent ve kaktüs yetiştirmekte sulama dengesi çok önemlidir. Hani bu dengeyi yıllar geçtikçe sizler de ikliminize göre arkadaşlar. Bakın şimdi mesela Antalya'daki bir kaktüs yetiştirenle Karadeniz'deki ya da Marmara bölgesindeki asla aynı olmayacaktır. O nedenle az sulamayın ibaresi ya da bilgisi her zaman geçerli değildir. Yani işte Marmara bölgesi evet çok sulamayın ama susuz da bırakmayın arkadaşlar. Bakın bu denge çok önemlidir. Melo kaktüsler suyu sevmez çünkü yapısı gereği arkadaşlar bunlar hani doğal yani kaynana topuzları gibi değil. Çünkü kaynana topuzları daha doğaya adapte olmuşturlardır. Yani adapte eden kastım nedir? Bir kaynana topuzunu bahçede bırakın mesela kaynana topuzu her zaman mutludur. Yani karda da yaşar, yağmurda da yaşar. Atın bahçeye, o yaşar. Yani yavrular siz bile şaşırsınız arkadaşlar. Ama bu öyle değil. Bunu kesinlikle kışın koruyacaksınız arkadaşlar. Balkonunuzda böyle güneş gören ama çok da yağmur almayan bir yere. Bir de arkadaşlar size bir püf noktası daha söylemek istiyorum. Kaktüsleri sularken bakın ben şöyle de bir yöntem izliyorum. Mesela duyguyu almış oldum az önceki kaktüsleri. Ben suladım ama nasıl suladım? Hatta göstereyim şimdi size çünkü önümde atlamamış olayım.
Çünkü markette onlar çok kuruydu. Ben de biliyorsunuz benim böyle tepsilerim var ve bu tepsilerimin içine dizdim bunları. Bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Bu şekilde dizdim ve buna su doldurdum arkadaşlar. Ve bu suyu görüyorsunuz kökünden suyu çekti. Bakın bu tip sulama yaparsanız kaktüslerde daha pratik ve daha risksiz olur. Üstten suladığınızda da arkadaşlar hani tabii ki sulayabilirsiniz ama kaktüsün üstüne geldiği zaman yani nedir mesela şu bölgesine geldiği zaman arkadaşlar eğer ki güneş de varsa orası yanacaktır. Bu sukulentler için de geçerli. Ben böyle de bir yöntem uyguluyorum aslında sulamada. Bazen bilgileri size arka arkaya anlatayım derken unuttuğum şeyler de oluyor ama bahçede bir şeyler yaparken eğer ki o anda video çekiyorsam sizlerle de bunu paylaşıyorum. Bu arada şimdi bugün öğleden sonra aslında detaylı bir video çekecektim. Burada yağmur yağınca video kaldı ve video bu şekilde oldu. Bakın bu Variegata Echinopsis'im çok güzel turuncu ile pembe arası bir çiçek açtı. Instagram'da da paylaştım. İki tane ya da üç tane de yavru aldım. Bir tanesini Ayşe'ye ayırdım. Diğer ikisini yedeklemek için aldım. Bakın bunun ben toprağını değiştirdim. Neden değiştirdim? Çünkü bunun ben toprağında mutsuz olduğunu bir de arkadaşlar yamuldu bu. Yani yan büyümeye başladı. Ben formu bozulmasın diye bunu tekrardan diktim arkadaşlar. Çünkü bu yavrular buradan büyümeye başlayınca kaktüsün şu kısmı yani şu yavru olmayan kısmı böyle pizza kulesi gibi eğildi. Ben de bunu arkadaşlar ne yaptım? Yeni bir saksıya geçirdim. Hem toprağını yenilemiş oldum hem gübre tekrardan koymuş oldum. Biliyorsunuz ben at, inek, tavuk gübresi granülümünün her ama her bitkime kullanıyorum. Bahçeme dikmiş olduğum ağaçlar da dahil. Şimdi ekranda bende olan bazı türleri yine göreceksiniz. Çünkü alıyorum arkadaşlar. Ve bu ara hani aldığım türlerden bahsedecektim size. Bu ara arkadaşlar neon kaktüs aldım. Gimyoların farklı türlerinden aldım. T-rex'lerden aldım. Ama bunların renkleri çok güzel arkadaşlar. Onları videosunu çektiğim zaman diyeceksiniz ki gerçekten de bunların renkleri çok başka. Çünkü canlı yayınlarda birçoğunuzla karşılaşıyoruz ve ben internetimin ve telefonumun işlemci hızının da fazla olması nedeniyle arkadaşlar daha çabuk aldım yazısını satan kişi ulaştırıyorum ve o güzel renkliler de gelecek. Bakın arkadaşlar bunu da aldım. Bu neydi? Tempro kaktüs ay pardon. Geometrizansın kristatı arkadaşlar. Bunu da Flora Lux hamdan aldım. Dolu dolu bir saksı, büyük büyük bir saksı. Bu türler yavaş büyürler ve bunlar yavaş büyüdüğü için de büyük formla almanızda fayda var. Evet, küçükten yetiştiren de olabilir, büyük seven de olabilir. Bu bir zevk meselesidir. Zevkler ve renkler hiçbir zaman tartışılamaz. Yoruma da kapalıdır. Herkes istediği saksı boyunda, istediği bitkiyi alır, yetiştirir. O nedenle bizlerin zevkleri bizim şahsımıza aittir. Kimsenin de arkadaşlar yorumuna açık değildir. Kapalıdır. Bakın bu güzellikler arkadaşlar bizim asıl tabii ki terapimiz. Ama bununla birlikte arkadaşlar hobisi oldu. Şimdi satışa başladı. Birçok kişi var. Ben onlara da hayırlı satışlar diliyorum. Canlı yayınlara da katılıyorum. Ve bu arada almış olduğum çok da variegata türler var arkadaşlar. Şimdi bu çok farklı bir kaktüs arkadaşlar. Bunu ismini şimdi bilen varsa yazar. Bunu ismini bilmiyorum arkadaşlar. Unuttum. Bu bizim mavi kaktüsün 4 loblusu yani 4 köşelisi. Bu baktığınızda böyle kareymiş gibi görünüyor. Siyah da dikenleri var bakın. Güzel ve özel kaktüslerdendir ama ilk kadar da klasik bir kaktüstür. Ama her zaman da bu boyutunu bulmak kolay da değildir. Ben de bulmuşken Flora Lux Ham'dan bunu aldım. Bunu da böyle bir tane benim alüminyum bir kovam var. Ama çiçek kovası arkadaşlar. Öyle bildiğiniz kovalar değil de daha çok çiçek için yapılmış bir kova. Bunu da ona dikeceğim çünkü bu onu hak ediyor artık. Ve ismini de bulunca videoların altına yazarım. Sizler de bilgilenmiş olursunuz. Şimdi diyeceksiniz ki Nilüfer'cim fiyatlar. Fiyatları bu elime almış olduğum 16,29 euro. Bu çap saksılar hep aynı fiyattır.
Bunu da yine Hasılt'tan aldım. Hasılt'taki Thomas'tan aldım. Orayı da çok seviyorum. Bakın bu Trioxerus türü, ama buradaki arkadaşlar etiket ismini de size göstereyim. Bakın etikette ismi yazıyor. Çok güzel bir kaktüs. Yani bakar mısınız şuna? Bir aileyi temsil ediyor. Yavruları da arkadan geliyor. Bu kaç euroydu ya? Bunun da fiyatını ne kadarmış? 27,5 euro arkadaşlar. Bakın fiyatını da göstereyim. Dediğim gibi bu ara almış olduğum variegata türler var. Kimlerden aldığımı da söyleyeyim. HTC Kaktüs'ten aldım. Şükrü Hocam'dan zaten alıyorum. Hasan Toprak'tan aldım. Tiny Pots'tan, toprağımdan aldım. Bir de MZ Kaktüs'ten aldım arkadaşlar. Şu anda onlar, bir de Aysel'den de aldım. Onlar henüz bana ulaşmadı. Ulaşacaklar. Bakın bunun da üstünde etikette ismi yazıyor. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bunun da zaten üstünde tomurcukları var. Bu da sarı sarı açıyor. Bunlardan bende var aslında. Şu son göstermiş olduğum iki taneden. Ama ne bileyim, insan yine de alıyor. Aynı sukulentler gibi. Ama arkadaşlar bakın, benim kaktüslerimi ben ne yapıyorum? Kışın yan verandaya koyup örtüyorum demiştim ya size. Kışın bana ara ara kaktüs videoları çeker misiniz diye isteklerde bulunuyorsunuz. Ben de çekmeye çalışıyorum. Ve benim ilk videolarım da hep, beni ilk takip eden arkadaşlar bilirler, hep kaktüstür. Bak şimdi Fatma hatırlayacaktır. Fatma Köse Sinop'tan. Bakın bu da aynı. Bu da çok güzel bir tür arkadaşlar. Bu şahane. Bu çok kocaman. Kafam kadar bakın. Şükrü Hocam hep diyor ya, kafam kadar diye. Arkadaşlar görüyorsunuz, benim kafam kadar olan ölçü bu. Ve bunun dikenleri de çok güzel arkadaşlar. Formu da çok güzel. Boyuna gidiyor. Bunların ben toprağını değiştirmeyeceğim. Yani şu son seramikteki saksıların topraklarını değiştirmeyeceğim. Sadece ve sadece gübre şerbeti vereceğim bunlara. Çünkü bunların hem saksısı çok iyi, hem de ben bu türleri ara ara aldığımda, toprak kontrolünü yaptığımda gayet düzgün şeylerle geliyor, topraklarla geliyor ve İtalya'dan geliyor bunlar. Onu da biliyorum. Ve şimdi bir tane de şöyle bir güzellik aldım. Bunun muhtemelen çiçeği çok güzel bir şey. Bunu da yine Hasselt'tan aldım. Bu da 12,95 euroymuş bakın. İsmi de burada yazıyor. Bakın neymiş ismi? Trichocereus. Trichocereus'muş arkadaşlar. Tabii bu markette olduğu için bu şekilde. Ama artık bahçede güzel bir form alacaktır diye düşünüyorum. Bir de herkesin bildiği ara ara satışa çıkan bir ferokaktüs türüdür bu. İnermis de deniyordu ama ferokaktüs türü. Bunu aldım arkadaşlar Floralüksam'dan. Çünkü yavruluyordu. Bakın yavrunun da yavrusu var. Bu da çok güzel türlerden, özel türlerden. Bunun da çiçeği sarı renk açıyor arkadaşlar. Şimdi iki tane daha türüm, pardon, saksım var. Tür olarak bilinen ama bir o kadar da bilindiğinden farklı olan iki saksı aldım. İsmi de Mammaliara Hahniana arkadaşlar. Mammaliara Hahniana. Bakın Mammaliara kaktüsün de çeşitleri var. Bende de bir sürü çeşidi var. Bahçemin birçok kısmında. Hatta bir tanesi şurada dip kısımda. Onun diken yapısı farklı. Bunlarınki farklı. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın benim kaktüslerim farkındaysanız hızlı büyüyor. Ve hızlı büyüdüğü için de kanalıma yeni gelmiş arkadaşlar, o şekilde aldığımı düşünebilirsiniz ama değil. Benim kaktüslerimin çoğu da çok yıllıktır arkadaşlar. Bakın bunun her yeri bebek dolu. Her yeri bakın. Bu tür bebek yapma her kaktüste olmaz. Bunu da söyleyeyim. Geçenlerde bir canlı yayında denk geldik. Benim yavrulayan bir kaktüsüm vardı. Yine beni takip eden, canlı yayından da kaktüs olan bir takipçim dedi ki, Nilüfer'cim benimki hiç yavrulamıyor. Niye yavrulamıyor? Ben de o canlı yayına benimkisi çok yavruluyor diye yazmıştım arkadaşlar. Bakın çok güzel. Hem pamuklu, hem dikenli, hem çiçekleri devamlı açan. Bakın her yeri de tomurcuk dolu. Bakın kaktüslerin de arkadaşlar dişisi ve erkeği var. Bunu da buradan açıklamış olayım. Dişi kaktüsler az önceki gibi yavrular. Eril, yani erkek olanlar arkadaşlar yavrulamaz. Yavrulasa da seneler sonra yavrular. Mesela benimkiler yavruluyor. Neden? Çünkü benimkiler dişil. Ama eril olanlar onlar yavrulamıyor arkadaşlar. Bunu da öncelikle söyleyeyim. Bakın kafam kadarlar. Artık kafam kadar deyimi bu videoda ispatlanmış oldu arkadaşlar.
Bunlar çok güzel kaktüsler. Ve kışın kaktüslerimi örttüğüm için arkadaşlar, yani bahçenin yan tarafında olduğu için, onları eğer ki açarsam ne olacaktır? Tabii ki soğuğa maruz kalacaklar. Onlar toplu olarak verandamda, pardon, yan kurulukta olduğu için hem o düzenlerini bozmak istemiyorum, hem de çok soğuk arkadaşlar. Bakın burası. Onların o sıcak soğuk dengesini bozmak istemiyorum. Kışın sizlerin de yapması gereken şey kaktüslerinizi içeri almak değil. Benim gibi korunaklı bir yeriniz varsa, balkon altınız varsa, ne bileyim saçak altınız varsa, benim gibi toplu hepsini bir yere koyun. Üstlerine kolar battaniyeler atın ve o şekilde koruyun ki onlar hem adapte olsunlar, hem de arkadaşlar unlu bit olur içeride. Yani içeriye alınan kaktüsler çok randuman vermez. Yani onlar hep devamlı bir ılık havada olacakları için yazın benimkiler gibi asla çiçek açmayacaklardır. Hatırlarsanız ben seralara gittiğimde hep variegata kaktüsler buluyordum. O variegata kaktüsler ne durumda? Onu da size göstermek istiyorum. Çünkü variegatalarının hani gerçek olup olmadığını da bu videolarda siz de görün istiyorum arkadaşlar. Bu arada arkamda bir tane daha var kocaman, biliyorsunuz variegatalanıyor demiştim. Bakın arkadaşlar, bunu ben nereden almıştım? Flora Lux'ten almıştım. Bakın nasıl variegatalanıyor. Muhteşem ya. Bakın arkadaşlar, bu türlerin variegatasını bulmak çok zordur yani. Neden zordur? Çünkü bu variegata dediğimiz olay genetikle alakalı, tıpkı kristatlar gibi. Ama bu türün kristatını bulmak çok zor. Ben hiçbir yerde görmedim. Aslında bir videoda da bunu ayırmak istiyorum. Bunu ayıracağım. Bunu tek dikmek istiyorum. Bir de diğerlerinin de variegatası var mı? Onları kontrol edeceğim. Çünkü dikenler birbirini zedeleyebiliyor bakın. Mesela markette de ben geçen mesela Flora Lux Ham'a gittim. Alacağım birçok kaktüs vardı, alamadım. Neden? Çünkü çok yaralanmış Viyol'den alırken. Yani mesela alıyoruz, tekrar yerine koyuyoruz ya arkadaşlar. Aşırı bir zedelenme vardı. Çok da istediğim güzel türlerde alamadım. Ama şunun variegatası muhteşem. Ve şöyle de bir poz vereyim değil mi? Şu variegatayla belki kapak resmi yaparız. Evet, fotoğrafımızı da çekindik. Arkadaşlar bakın, variegata dediğimiz şey budur. Birçok kişi aslında bunun hastalık olduğunu düşünebilir. Hastalık değil, genetik bir özelliktir. Yani şöyle diyebiliriz, sarılığa yakalanmış kaktüs diyebiliriz. Ya ama sevdiğimiz bir sarılık hastalığı. Bakar mısınız şunun güzelliğine, muhteşemliğine? Bunu dediğim gibi ayıracağım, diğerlerini de kontrol edeceğim. Ama şunun da sanki bilmiyorum üstünden var gibi de yok gibi de. Ama arkadaşlar benim şansıma mıdır nedir? Her yerde kendime variegata kaktüsler buluyorum. Bu arada İtalya'dan almış olduğum bir Rebutia variegata kaktüsüm var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim size. Bakın bunun da variegataları var. Ama bu zaten variegataydı. Ben bu şekilde bilerek aldım. İtalya'dan San Antonio kaktüsten bakın. Bu da büyüyor. Variegata kaktüsler çok hızlı büyümez. Daha yavaş yavaş büyürler. Büyümesini hızlandırmak için yapacağımız tek etkili yöntem arkadaşlar benim gibi gübre ya da gübre şerbeti kullanmaktır. Bazen diyorsunuz ki solucan gübresi olur mu? Olur. Yani solucan gübresi de sonuçta nasıl diyeyim, inorganik bir gübre, rahat rahat kullanabilirsiniz. Şunu gösterecektim. Hatırlarsanız bir videomda daha bahsetmiştim. Bunu da Oh Green mağazasından, Belçika'daki Oh Green mağazasından bulmuş oldum. Diğer variegatalanmış kaktüs arkadaşlar. Bunu da Oh Green, benim evime çok yakın, hemen 10 kilometre. Oradan almıştım. Bakın variegatası büyüdükçe variegata da büyüyor. Yani Nilüfer her gittiği canlı yayında arkadaşlar variegataları ve neon kaktüslerin ya da T-Rex'leri ya da gimyokalsiyumları arkadaşlar topluyor. Ya da sütunlar. San Pedro'nun arkadaşlar bir tane daha variegatasını aldım HTC kaktüsten. Bunun yanında topuz şeklindeki variegatalardan da yine aldım. Onlar da hep gelecekler. Mesela yine Trigocereus'un aşıda variegatalarını aldım. Geometrizans'ın kristatının yine variegatasını aldım. Bunların hepsi inşallah Allah nasip kısmet ederse, ölmez sağ kalırsak, hepsi yavaş yavaş
buraya gelecek arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz Gülcan abladan da almış olduğum bir mama lira vardı. O da şu anda burada. Bu arada kaktüsü düzgün koyayım ki sonra burada sıkıntı yaşamayalım. Çünkü burası öyle bir düzende ki arkadaşlar, bir şey yerinden kıpırdadı mı tekrar yerine aynı şekilde koymak gerekiyor. Bunu da ben çok oldu. Yani 4 senedir var bu bende. Belçika'ya ilk geldiğim zaman yine San Antonio kaktüsten almıştım. Çok güzel bir tür. Çok yıllıktır yani bende ama ancak bu kadar büyüdü. Hızlı büyümüyor. Bakın variegatalar hızlı büyümüyor. Ben kışın eğer ki Türkiye'de olsaydım yine aynı şekilde hiçbir kaktüsümü içeriye almadan verandama dizer, üstlerine çok soğuk havalarda polar battaniye atarak korurdum arkadaşlar. Bakın korumaya da devam ederdim. Benim de size tavsiyem böyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Çünkü içerideki kaktüsler arkadaşlar bozulurlar. Yani salon kaktüsleri olabilir ama yine benim bakın Leyla ablamın bana hediye etmiş olduğu San Pedro'nun variegatası muhteşem, bakın muhteşem. Bunu ama içeriye alacağım. Bunlar içeride olur ama bu topuzvari olanlar onlar olmaz arkadaşlar. Bakın onlar doğada bulunması gereken, yani bahçede ya da balkonda yaşamına devam etmesi gerekenler ama bunun gibi özel türleri içeriye alın. Bunlar unlu bit hemen olmazlar ama bu çok topuz tarzı ya da ağaç tarzı ya da kıvrımları çok fazla olan kaktüsler arkadaşlar çok çabuk unlu bit olurlar. Şimdi kışın nasıl bir konuma koyacaksınız? Balkondaysa çünkü kışın ve yazın güneşin açısı ve geliş yönü biraz farklı olur. O nedenle yapmanız gereken şey kışın daha fazla güneş alan yere almaktır. Baharla birlikte yavaş yavaş saatine göre güneşi çıkartabilirsiniz. Ama saatlik arkadaşlar, bakın mesela ben buraya getirmiş olduğum birçok kaktüsümü ya da Floralux'ten ya da Oh Green'den ya da Aveve'den almış olduğum birçok kaktüsümü direkt güneşe atmıyorum. Çünkü burada cayır cayır yanıyor. Çünkü biz Türkiye'ye göre Belçika daha kuzeyde ve bize güneşin ışınları daha dik geliyor arkadaşlar ve yanıklar oluşabiliyor. Ne yapıyorum? Mesela kulübenin arkasına şu kısma getiriyorum. 2 saat. İlk gün, iki sonraki günlerde yani bir hafta boyunca 2 saat, daha sonra 4 saat, 6 saat, yarım gün. Sonra işte güneşin bahçenizdeki en uzun işte kaldığı, işte ne bileyim benim mesela bu bölgede arkadaşlar sabah bir başlıyor. Sadece 1 saat kadar bir güneş almıyor. O da evin çatısından dolayı. Evin çatısından bu yan tarafa geçtiğinde yine güneş almaya başlıyor. Ve yani ben ne yapıyorum? Dediğim gibi artık ondan sonra bu bölgeye koyabilirim yani. Cephelendirme ya da güneşe alıştırmayı. Gübre. Ben her daim toprağıma gübre katıyorum. At, inek, tavuk gübresi, granülümü her daim veriyorum. Korkmuyorum. Çünkü arkadaşlar bakın neyden korkarsanız başınıza o gelecektir. Mesela ben avuç avuç koyuyorum. Toprağına karıştırıyorum. Zaten bazı saksılarımın dibinde Instagram reels'larımda hep böyle, hatta akıkulatamın da dibinde vardı. Böyle toprağa benzeyen gübreler vardır. Onlar bilin ki benim yeni koyduklarımdır. Ben her daim koyuyorum. Bakın şuradan da bir şey geliyor. İnşallah yavrudur diyelim. Bu da benim Temprocactus geometricus'um. Buna da devamlı veriyorum arkadaşlar. Bunu aldığımda bir bu top vardı. Bir de şu çok küçücüktü, minicikti. Yani toplu iğne başı kadardı. O şekilde aldım. Hollanda'daki seradan. Oraya da yakında giderim. Uzun süredir gitmedim. Bayağı da özledim o serada da gezmeyi. Ve gübre konusunda cimri davranmayın arkadaşlar. Bakın yakar dediğimiz olay sadece ve sadece yaş gübrede olur. Bunu da hala dikmedim. Bunu da buradan aldım arkadaşlar. Benim hemen evimin buradaki bir marketten aldım. Bu da çok güzel. Bakın hiç yoktu. Yine aldım dedim. Bakın bu da çiçek açacak. Bakalım ne renk çiçek açacak. İnşallah şöyle güzel bir ne bileyim turuncuya benzeyen ya da mora benzeyen açsa çok memnun olurum ama tabii ki bilmiyoruz açacak mı. Bu arada şimdi yine burada yağmur çiselemeye başladı yavaştan. Şimdi benim kanalımı eskiden beri takip eden arkadaşlar bakın hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Pervurun'daki evde garaj satışta Madlen'den seramik bir kapta bu güzelliği almıştım bakın. Madlen bile tanıyamaz bunu. Ne kadar güzelleşti. Yani Trigoceros'in bir cinsi çıktı bu da. Normalde böyle kaynana topuzuna benzeyen formda bir şeydi. Ama boyuna uzadı ve
Bakın bu sene ben bunun toprağını değiştirdim. Normalde değiştirmemiştim. Madem bunu bir bahçe, direkt böyle beton gibi bir bahçe toprağına dikmişti. Ama buna hem kiremit irmiği var hem de gübremden var. Bakın gübrenin etkisini görüyor musunuz? Bu kadardı, şu kadar uzadı bakın. Ve ben hiçbir bitkimi bakın kapalı bir yere alıp Türkiye'ye gitmedim. Bahçemi olduğu gibi bıraktım. Ama konumlandırmalarına çok dikkat ettim arkadaşlar. Güneşi sevenleri daha uzun süre güneş alan yere, güneşi sevmeyenleri de daha az güneş gelen yere konumlandırdım. Sulamalarını yapmadım. Çünkü zaten burası çok yağmurlu bir ülke biliyorsunuz. Ve Allah'a emanet ettim, geldim. Sulamasında, şimdi yağmurlu bir bölgedeyseniz sulamayın arkadaşlar. Havanın nemi bile bunları etkiliyor, inanın ki sukulentleri de etkiliyor. Ama kurak bir yerdeyseniz gece sulayacaksınız. Çünkü orada devamlı bir toprak kuruması olacak. Gece suladığınız zaman şahane olur. Ama sabah kesinlikle sulamıyoruz arkadaşlar. Sabah sulamak en tehlikeli vakittir. Çünkü bakın sabah suladığınız zaman bunlar pişer. Kökten pişer arkadaşlar. Yani düşünün ki Türkiye bu sene çok sıcak ve bu toprak hem su nasıl bir nem yapacak içeride? Bakın çünkü içeride bir buharlaşma ve nem de olacak. Bunu yakarsınız. O nedenle gece 1'de 2'de sulayın. Akdeniz bölgesinden bahsediyorum. Yani 35, 40, 50 dereceleri bulan yerlerden bahsediyorum. Asla kapalı yere koymuyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Gübrelemesini attım. Çoğaltmalarını zaten biliyorsunuz. Çoğaltmalarını yeri geldiğinde de anlatırım zaten. Şu anda burada bir yağmur başladı. Yani hangini çekeyim ki size? Hepsi çok güzel, şahane türler ve değerli arkadaşlar, evet yağmur iyiden iyiye şu anda atıyor. Ve bu videomda da size kaktüslerimle ilgili bazı kendi uygulamış olduğum püf noktalarımı ya da ben neler yapıyorum onları biraz böyle özet bahsetmek istedim. Ve değerli arkadaşlar, bereketli bir yağmurla birlikte videoyu kapatırken bu bereketli yağmurun böyle sakin güzel bir akşamüstü yağmuru yağıyor şu anda. Ve Duygu'nun kaktüsleri de yağmur bereketini alacaklar. Çünkü kuru toprağa dikmiştim. Ve inşallah arkadaşlar sizlere bu kaktüs sevgisini aşılamışsam o kadar mutluyum ki. Hem özelden hem canlı yayınlardan hep yazıyorsunuz. Nilüfer sen kaktüs aldın biz de artık kaktüs alıyoruz diye. Çok da memnun oluyorum. Çünkü arkadaşlar bakın. Bu iş enerjisel ve inspiration dediğimiz yani ilham almaktır ve demek ki ne mutlu ki bana güveniyorsunuz, benim zevkime de inanıyorsunuz ve beni seviyorsunuz ki ben ne yaparsam siz de onu yapıyorsunuz. Hepinizi sevgiyle saygıyla hep böyle selamlıyorum ve hello Christian. Bab ya. Ha? Sezanın Duke. Duk. Redney. Hello, how are you? Redmond Duke. Duk. Ya, kendim. Duk means is? Cover. Cover, ha, cover. Kadıyı. Nim. Ha, you have a cover. Cover. Tam. You Tam want dediğim. give me. Yes. As far as I understood. For you. Yes. Ha, okay, Çok thank you. Merci. yani kuş. You don't use. Yes, ben you. Okay. Oh, Yes. okay. Thank you, Merci. Öyle. It's all DSF. Okay. Okay? Okay. Merci. Arkadaşlar, Christian'la biz konuştuk. O benim komşum biliyorsunuz. Sağ olsun. Ya çok seviyorum kendisini. Burada yalnız değilim, bunu da bilin. Bazen böyle sorular geliyor. Nilüfer, orada Türk yok, ne yapıyorsun diye. İşte buyurun bakın, Christian ve Christian'ın arkadaşı. Böyle öğleden sonra oturması yaparlar. Ve benim de kaktüslerimi çok severler. Onlar benimle, işte benim barbeküme bir örtü verecekmiş sağ olsun. Bana böyle domates verir, üzüm verir. Geçen de yine domates koymuştu. Ve bu videomun sonuna da geldiğimde arkadaşlar, hepinizi sevgiyle saygıyla tekrardan selamlıyorum. Ve beni dünyanın her neresinde izliyorsanız, hepinize kucak dolusu şifa, bereket, ne bileyim para isteyene para, ev isteyene ev, iş isteyene iş, çocuk isteyene çocuk ve torun isteyene torun. Ve arkadaşlar bu hayatta mutlaka ve mutlaka
kendiniz için bir şey yapmanızı ve o bir şeyle birlikte bakın hayatınızda nasıl böyle kelebek etkisiyle ne gibi bir değişimler olacağını ve her zaman kalbinizi sıcak ve ferah tutmanızı ve değerli arkadaşlar beni eğer ki hastaneden, okuldan, askerden, hapishaneden artık her nereden izliyorsanız Nilüfer size buradan sonsuz öpücüklerini, sevgilerini gönderiyor. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınıza da yavaş yavaş döneceğim. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyilik yapanlarınız, iyilik yaptıklarınız insanların da yapmış olduğu iyilikler hep kabul olsun. Ve arkadaşlar sizler iyilik yaptıkça o iyiliğin aurası ile birlikte hepimiz o iyiliğin içindeki çemberde kalıp hepimizin böyle başında melek hareleri olması duamla birlikte hepinize hoşça kalın diyorum.